...kitaplık turu videosu. Çok fazla böyle... ...istek geliyordu Kitaplık turu çek, kitaplık turu çek diye. Ve e, artık çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar videomu. Rafları tek tek çekeceğim için... ...öncelikle böyle bir giriş videosu çekmek istedim. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İlk olarak kitaplığım gördüğünüz gibi Osmanlı tarihiyle başlıyor. Bunlar zaten hemen hemen size bahsettiğim... ...kitaplarım. Yani şu Osmanlı tarihi kitapları... ...antiklopedi olanlar özellikle... ...devamlı açıp okuduğum tarzda kitaplar. Ama burada özellikle size belirtmek istediğim... ...Ahmet Ümit'in evet. Elveda Güzel Vatanım kitabı var ya. Bunu niye daha önce söylemedim bilmiyorum. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Ya ben genellikle aslında Ahmet Ümit'in kitaplarını okumayı sevmem. Sanırım polisiye tarzında olduğu için. Ama bu kitap gerçekten çok güzel. Yani Ahmet Ümit çok güzel bir şekilde e, İttihat ve Terakki'yi romanlaştırarak anlatmıştı. Ya bir de şu kitabı söylemek istiyorum. E, Edward Knight'ın John Türkler ve İkinci Abdülhamit kitabı bu. Ve gerçekten bu da çok güzel. Yani çok severek okumuştum. Ya ben zaten dediğim gibi Osmanlı tarihi olsun, Türk tarihi olsun, yabancıların okumayı daha çok seviyorum. Altındaki kısımda ise genellikle e, Atatürk ve Türkiye yani Türk Cumhuriyeti tarihleri var. Bunlar da gerçekten hepsi birbirinden güzel kitaplardı. Ben daha sonra hani Atatürk üzerine kitaplarından bahsedeceğim için çok fazla üzerinde durmuyorum ama özellikle Şevket Süreyya Aydemir tek adam ve ikinci adam ya bir dönemi anlamak için gerçekten yeterli diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir şekilde anlatmış diye düşünüyorum. Tabii de Fahri Fikataylar'ın Çankaya ve Zeytin Dağı kitapları orada herkesin bildiği kitaplar. Bertholt Ortaylı'nın Türklerin tarih kitabını almamıştım çünkü çok fazla da söylemiş miydim acaba? Çok fazla sevdiğim bir kitap olmadı. Yani Ortaylı'nın ben yazılan daha çok seviyorum kitaplarından daha çok. Bunun altındaki rafımızda ise genellikle okul kitapları demeyeyim ama ekonomi, sosyoloji ve felsefe tarzında kitaplarım var. Nigel Warburton'un klasiklerle Felsefe kitabını henüz okumadım ama Kesinlikle çok güzel bir kitaba benziyor çünkü e, felsefe üzerine yazılmış kitapları irdeliyor, İşte etika olsun, devlet olsun, varoluş kitapları, yani hepsini çok güzel bir şekilde ele almış yazar. Diğer kitapları da zaten size hemen hemen söylemiştim, o yüzden çok fazla üzerinde durmuyorum. Ama özellikle e, Karl Polanyi'nin eğer ekonomi okuyorsanız, çalışma ekonomisi okuyorsanız büyük dönüşüm kitabını kesinlikle öneriyorum. Yani bulunması gerekiyor sizlerde. Çok da güzel bir kitap, yani anlaşılır bir kitaptı. Evet altındaki rahatlık kitaplarım bunlar benim aslında lisede okuduğum kitaplar. Yani şu an asla alıp da okumayacağım kitaplar. Ama özellikle okurken Boley'in Kızı ve e, Hürrem Mihir Mahnur Banu kitaplarını çok severek okumuştum. Ya burası benim aslında liseye ait kitaplarım dediğim gibi. Belki daha sonra bunların üzerine bir video çekebilirim hani Boley'in Kızı üzerine. Çok sevilen aslında Philip Begara e kitapları. Ama bilmiyorum ben artık yani alıp da okumam açıkçası. Zaten eksik kaldı kitaplarım. Yani hem yelekli olun kitapları, altın yelekli olun hem de e, kitapları aslında bende şu anda tam değil. Eksik ama alıp da okumayı da düşünmüyorum açıkçası. Bu arada buraya bir de e, George Orwell'ın Faşizm Kentleri kitabı gelmiş. Ya şu sıralar e, kitaplığım çok karışık. Yeni kitaplar geldikçe öbürlerinin ya e, üstlerine koyuyorum ve bu nedenle de birazcık dağılıyor kitaplar. Hani eskiden bölüm bölüm ayırıyordum. Artık çok fazla ona dikkat etmiyorum. Öyle koyuyorum yani. Bunun altındaki kısım aslında çok fazla bahsetmek istemediğim bir kısım çünkü ne zaman aldım ne zaman okuduğuma dair pek bir bilgim yok. Sadece şu üstteki kitapları yani ne zaman aldım ve okuduğumu biliyorum ama onun dışında ötekiler çok fazla bir bilgim yok. Üstteki Sivasika Geceleri Catherine Burdekin'in ve o... Distopya üzerine yazılmış bir kitap. O da güzeldi. Bak daha sonra distopya üzerine bir video çekersem ya yani kitapları üzerine bahsederim diye düşünüyorum. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzük Yalnızlığı da herkesin bildiği ve sevdiği bir kitap. Ben de severek okumuştum. Onu daha önce niçin belirtmedim bilmiyorum. Aslında burası benim en sevdiğim yazarlardan oluşan bir bölüm. Çünkü Oğuz Ataylar, Cemil Meriçler, Kemal Taylar hepsi burada. Ya burada sadece sizlere Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ve İbni Batuta'nın seyahatnamesinden bahsedelim. Yani zaten diğer kitapları daha çok belirttiğim kitapları ya da kargosunu beraber açtığımız kitaplar. Ama ben yerinizde olsam eğer Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini alacaksam benim aldığım gibi Ötüken Neşriyat'tan çıktığı ve Atsız'ın derlediği için bunu almıştım. Ya bu şekilde almam. Tamamını alırım. Sanırım yapı kredi yayınlarından çıkıyor. Ya çok da güzel bir şekilde zaten yani dört cilt şeklinde miydi? Ya da üç cilt olmalı. Çıkartmışlar. Keşke öyle alsaydım diyorum. Yani tamamının olmasını isterim kendimde. Ya sanırım daha sonra o şekilde de alırım. Ya İbn-i Batı'nın seyahatnamesi zaten burada görüyorsunuz. O da güzel bir kitaptı. Ama uzakta bence Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi okunmalı. Evet, bunun altındaki e, rafımda ise genellikle dünya edebiyatına dair kitaplar ve genellikle hepsini size aslında söylemiştim. Bu kitapları okuduğumu veya kargosunu yine beraber açtığımız kitaplar. Henüz Ecinlilerle Oblomov kitabını okumadım. Onları da bir an önce okuyup videosunu çekerim herhalde. Çünkü Oblomov gerçekten çok merak ediyorum. Tutunamayanlar da çok fazla geçtiği için de merak ediyor olabilirim. Oblomovluk biliyorsunuzdur. Ee, buradaysa gördüğünüz gibi şunlar en son aldığım kitaplarım ve buraya böylece koymuşum. Ya buradakiler de yine yabancı yazarlara ait kitaplarım. Zaten bakıyorum. Hepsini belirttim mi diyeceğim ama belirtmemişim. Ya mesela bir Elias Kenneth'in Körleşme kitabını nasıl hiçbir şekilde söylememişim bilmiyorum. Ben yani çok çok güzel bir kitaptı. Yanındaki Umberto Eco'nun Gülün Adı da öyle tabii ki de. Zaten o kitabı herkes biliyor. Filmini de izlemişsinizdir. Ama yani bunları daha sonraki videomda hani kitap önerileri videosu çekersem belirtmeyi istiyorum çünkü çok çok güzel kitaplar. Şu üstteki dediğim gibi daha henüz okuyamadım. No Estrada ve diğer kitapları Parla Yayınları'nın. James Joyce üzerine de aslında bir video çekmeyi düşünüyorum. Finnegans <laughs> vahanın <laughs> sadece birinci kitabı var bende. Daha sonra başka bir yayın evi hangisi hatırlayamıyorum. Tek kitap haline çıkartmış. Tek cilt. Keşke öyle alsaydım diyorum. Çünkü <laughs> daha birincisini bitiremedim ve ikincisini alır mıyım bilmiyorum. Ya yani James dediğim gibi bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Aslında Uliye Ses kitabını da okuyup öyle çekmeyi düşünüyorum. O da henüz bende yok. Burası da genellikle yabancı yazar ve bildiğiniz kitaplar. Herkeste olan kitaplar. Ben yani bunu da çok fazla üzerinde durmuyorum. <laughs> Burası Alca Karanlıklar ve Harry Potterlar. Alça Karanlık serisi de yine benim lisede okuduğum ve şu an asla okumayacağım bir seri. Yani belki sizler hala seviyorsunuz bu video çekerken de ben zaten okuyorum diyorsunuzdur ama ya benim çok fazla tarzım olmayan tarzlar aslında bunlar fantastik bilim kurgu. Ama Harry Potter'ın kitaplarını hala okuyorum ve çok çok seviyorum. Yani filmlerini de öyle olsun. Yeni çıkan kitaplarını da almak istiyorum aslında bu yayınlarından çıkan bu çizimliler, çizimlilerden ama henüz alamadım. Evet burası da benim en sevdiğim rafım diyebilirim. Tabii ki de Türk Türkler üzerine yazılmış kitaplar, Türkçülük üzerine yazılmış kitaplar. Ya bu kitapların hiçbirini tek tek anlatmak istemiyorum. Hepsi de bence okunması gereken kitaplar. Zaten genellikle de bahsettim yani Cengiz Dağcı'dan olsun, Aytmatov'dan olsun. Diğer diğer kitaplarda hepsi de benim Gerçekten en sevdiğim kitaplar tekrar belirtiyorum. Bunların hepsini alın okuyun derim. Hiçbirini dediğim gibi ayırt edemiyorum ve devamında almak istiyorum. Mesela Erol Güngör'ün hiçbir kitabını artık bulamıyorum. Zaten bunu daha önce belirtmiştim. Artık yayınlanmıyor. Ama en azından Akçuralar, Gökharpler ve Atsızların tamamını dizmeyi düşünüyorum açıkçası. Bulabilirsem buldukça alacağım. Altındaki video genellikle Türk Edebiyatı üzerine kitaplardan oluşuyor. Hepinizin bildiği Reşat Nur Güntekinler, Hüseyin Rahmi Gürpınarlar, Peyami Safalar. Yani bunlar zaten hepinizin bildiği kitaplar. Belki e, Golubev'in Ulu Bey kitabını bilmiyorsunuzdur. Belki de biliyorsunuz bilmiyorum. Ama bu kitap da çok güzeldi. Eğer e, yine kitap önerileri videosu çekersem bundan da bahsetmeyi düşünüyorum açıkçası. Çok severek okumuştum. Burada gördüğünüz Memduh Şevket Esenderal'ın mirasını henüz okuyamadım. Yeni aldım, belirtmiştim zaten. Onu da belki daha sonra okursam ve beğenirsem açıklarım. Ama özellikle bu Ulu Bey'i belirtmek istiyordum. E, ve Türk Tarih Kurumu'nun kitabı. Çok da güzel bir fiyatla almışım. Yani çok çok uygun bir fiyatla almıştım. Ki ciddi yani. Öneriyorum arkadaşlar. Hepiniz bulursanız alın okuyun. Ve burası da benim kadınlar üzerine yazılmış kitaplarımdan oluşan bir raf. E, sabit dişi hariç. ya Onu da üniversite döneminde alıp okumuştum. Batı edebiyatında oryantalizm. Yani çok fazla da ikincili de var ama henüz alıp okumayı düşünmüyorum. Çok zorlanmışım onu okurken. Çünkü. Ya neden okudum onu da bilmiyorum. Çünkü ben edebiyat okumuyorum zaten. Ama güzel yine de yani kötü bir şey söylemeyeceğim tabii ki. Eğer edebiyat okuyorsanız alıp okuyun çünkü bayağı yardım olur. Ama benim gibi hani öyle zevkle okuduğunuz tarzsa edebiyat yani çok da gerekli değil açıkçası. Ya burada özellikle adaşım olan Afet İnan'ı öne çıkartmak istiyorum. Onun yanındaki de onun kendisinin yazdığı. Bu biyografisi üzerine yani Afet İnan'ı anlatan bir kitap. Yanındaki de Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler Afet İnan'ı çıkarttığı bir kitap. Ya ben bunu ilk gördüğüm zaman sadece dediğim gibi adaşım olduğu için almıştım. Daha sonra kendisini tanıdıkça tabii ki de hayran kaldım. Belki daha sonra bir video çekersem onu ayrıca belirtmek istiyorum. Ben yani Çok güzel bir hikayesi var bende yani Afetina'nın. Bu nedenle daha sonra belirteceğim. Altındaki kitaplarımda yine Safiyeler, Düşesler gördüğünüz gibi yine kadınlar üzerine yazılmış kitap. Ama tabii arada Kan Uykusu, Bahattin Özkişi. Aslında bu kitabın burada ne işi var? Açıkken <laughs> neşiyattan çıkmış onun yerisi yukarısı aslında çıkarım Bir de İskender Pala'nın kitapları var. Ben eskiden İskender Pala okumayı çok seviyordum. Yani çıkarttığı her yeni kitabı alıyordum. Ama artık çok fazla açıkçası tarzım değil. Çünkü çok fazla tekrar ettiğini düşünüyorum. Yani bir yerden sonra yazarlar sanki daha önce belirtmişim iktisadi kaygıya giriyor ve ona göre yazıyor. gibi. Tabii ben bilemem yani. İskender Pala üzerine de öyle bir şey de okumadım ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Yani o yüzden artık İskender Pala alıp okumayı düşünmüyorum. Onun dışında burada kitaplarımdan. Lisede okuduğum kitaplarım çoğunluğu aslında bunların. Artık bu tarzda çok fazla okumuyorum ama güzel kitaplardı yine de. Ee, bunun altındaki kitaplarımsa yine lise dönemime ait olarak söyleyebileceğim. Ee, Stephen Kingler ve Çatılar. Ben Çatı serisini çok sevmiştim. ya Dediğim gibi lise dönemime ait. Hatta ilkokul da olabilir. Tam hatırlayamıyorum ne zaman okuduğumu ama çok çok severek okumuştum. Stephen King zaten çok çok sevdiğim yine yazarlardan birisiydi. Ama artık alıp da okuyacağım tabii ki de tarzlar değil. Öyle kalıyorlar yani. Şu an okumuyorum hiçbirini. Ee, sağ taraftakilerden ise fikrim yok. Bunlar sanki Antalya'da tatilde aldığım kitaplar. Yani bilmiyorum ne zaman alıp ne zaman okuduğumu yine bilmediğim kitaplar. Ee, yine de rafımda duruyorlar. Öyle söyleyeyim. Ya bu bölüm de gerçekten çok sevdiğim kitaplardan oluşuyor i̇şte Bu Nutuk yeni aldığım bir kitap. Hürriyet'ten almıştım. Ee, ama burası da dediğim gibi çok çok güzel kitaplardan oluşuyor. Virginia Woolf zaten en sevdiğim yazarlardan birisi şu anda. Ee, bu kitaplarını da ben Kırmızı Kedi evinden seviyorum. Çünkü hani basımları çok hoşuma gidiyor rengarenk. Sami Ayverdiler var burada. Yalnız Virginia Woolf'un pazartesi ya da salısı da çıktı Kırmızı Kedi'den. Henüz almadım. Ya bir iki sene olmuş tabii yeni çıkmadı da <laughs> öyle söylüyorum. Ben aslında Jacob'un Odası'nı bekliyorum. Onu çok merak ediyorum. Kendi kardeşini anlattığı bir kitap. Onu özellikle çok merak ediyorum. Bakalım. Ee, burada da gene Timash Yayın grubundan çıkan e, tarih tarzı yazılmış kitaplarım var. Yalnız ben bundan nasıl bahsetmemişim ona şaşırıyorum şu anda. Bu Pusluk Tatlısı'nın İlban Ertem tarafından e, resimleştirilmiş hali. Çok güzel bir kitaptı. Yani bunu neden bahsetmemiz dediğim gibi bilmiyorum. Çünkü Pusuk Tatlısı ve İhsan Oktoyanlar benim en sevdiğim yazarlardan ve kitaplardan biri. Bu nedenle hani neden bahsetmedim diyorum. Çünkü o kitabı da daha önce anlatmıştım sevdiğim kitapların arasında. Ama bunu böylece görün arkadaşlar. Çok güzel bir kitaptı. Bu şekilde dediğim gibi resimleştirilmiş bir şekilde. yani Sizler de bulursanız alın. Bunun de varmış sanırım. Ben alırken yoktu. Eğer yani ciddisini bulursanız ciddisini alın derim arkadaşlar. Burası yine genellikle Türk yazarlardan oluşan bir bölüm. Gördüğünüz gibi İskender Pağalarım burada. Mustafa Armağan'ın bile kitabı var bende. yani inanılmaz bir şey. şu anda Mustafa Armağan'ın hiçbir kitabını tabii ki de almam. Yani para da vermem. Ama öyle lise zamanımda almışım ki dediğim gibi Abdülhamit benim merak ettiğim konulardan olduğu için almışımdır. Onun aslında ikincisi de var ama ikincisini tabii ki de almadım. Çünkü ilk kitabını beğenmedim ki ikincisini alayım. Bunun altındaki raflar da yine Değişik tarzlardan oluşan kitaplarım. Bunlar hep dediğim gibi lise zamanında okuduğum için ne zaman aldım, ne zaman okudum çok fazla bir fikrim yok. Ya yani öyle raflarda duruyor dediğim gibi. Aşağısındaki raftaki kitaplarım genellikle bunlar dedelerimden kalan ve e, tabii ki de dilini bilmediğim kitaplar. Öyle onlar da e, kitaplığımda yerlerinde duruyorlar. E, burası siyaset üzerine yazılmış kitaplarımın oluşan raf. Soner Yalçınlar, Yılmaz Özdiller. Ve pek çok tarzda kitaplar. Ee, özellikle burada Osmanlı iki Savaşları'nı söyleyebilirim. Eğer o tarzda kitaplar okumayı seviyorsanız alıp okuyun derim. Mankenim de burada kalmış. Ee, burası da okul kitaplarının oluşan kitaplar. Tabi mesnevi saymazsak. Ee, bunları da öyle koymuştum çalışma ekonomisine ve siyaset üzerine kitaplarım var genellikle. Burası dergilerimin olduğu bölüm. Dergilerimi buraya koyuyorum. Yani tüm dergilerim burada yok tabii ki de. Kolilerde de çok fazla dergim var ama olanları buraya koydum. Burada da ipek hongunlarım var. <laughs> Bir zamanlar herkesin okuduğu ya da genç kızların diye okuduğu kitaplar. Ya bunları da ortaokul okuz okumuştum okumuştum ama öyle ana olarak kalıyorlar, duruyorlar. Bir tek şu George Orwell'ın Katalonya Selam kitabı değil tabii ki de. O kitap da çok güzeldi bu arada. Anlattığımı anlatmadığımı hatırlayamıyorum o kitabı. Ya burası benim aslında günlüklerimden oluşan bir kısım. Bayağı bir dağılmış buralar. Ee, ama yine de sevdiğim bir bölüm. Çünkü tüm günlüklerimi buraya koyuyorum. Ya benim herhalde bir bu kadar değil. Daha da vardı sanki. Çünkü 7 yaşından beri yazıyorum ben günlük. Ve bu ilk gündüm halinden belli zaten. Ee, bilmiyorum yani çok hoşuma gidiyor günlük yazmak. Belki bunun üzerine bir video çekerim. Çünkü bence herkesin içindekileri yazıp rahatlaması açısından da bir günlüğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim fikrim tabii ki de ama seviyorum günlük yazmayı. Burası da yine benim lise zamanıma ait bir bölüm daha. Yani şu kitapları P.C. Kest yazan, Kristin Kest'in kitapları onları ne zaman aldığıma dair hiçbir fikrim yok. Yani açlık oyunlarını hatırlıyorum ve severek de okuduğumu hatırlıyorum ama bu P.C. Kest'leri ben mi aldım yoksa annem mi aldı? Bir zamanlar bu tarz okumayı sevdiğim için annem de alıyordu bilmiyorum. Amaç konuları gerçekten güzeldi. Şu an okumam tabii ama o zamanlar okurken yine güzel. Yine lise dönemim. Bir de Ejderha Dövmeli Kızı da severek okumuşum. Onu da hatırlıyorum. E, bu arada bu da polisiye tarzında. Polisiye tarz okumayı sevmiyorum ama eski tarz. Yani eskiden sevdiğim tarz diyeyim o zaman. E, yalnız şu Zara adamı ne zaman aldım? Niye aldım? Yani nasıl okudum? Luke Reinhardt'ın. Bir de bunun galiba oğlu da kitap çıkarmaya başlamış. Bunun ikincisi de vardı. Tabii onu almadım. E, bir de üstüne yazmışlar çok az kitap de hayatınızı değiştirebilir. Bu roman değiştirecek diye. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok kötü bir kitaptı. Yani ben hiçbir kitaba böyle kötü demek istemem tabii ki de. Belki sevenler de vardır ama gerçekten çok çok korkunçtu ve yani bunu nasıl okudum bilmiyorum. Ama dedim ki bu ta bunlar hep benim lise zamanıma ait kitaplar ve şu an asla okumayacağım kitaplar. Yine de hani göstereyim dedim arkadaşlar. Yani rafımda var bunlar da. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.